I got that turtle in my middle. Evet dostlarım, yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. The Electric Anniversary isimli 6 Aralık 2018 Perşembe günü gelen Rust'ın Day Block, daha doğrusu Update videosuyla karşınızdayım. Elektrik çağına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceksiniz: abi sen Rust'ı bıraktın, niye güncelleme çekiyorsun? Arkadaşlar ben Rust'ı oyun olarak bıraktım. Hani daha önceden çektiğim bir seri var, onu montajlayıp ara ara atıyorum. Ama yeni bir seriye başlayamadım ve oynamaya vaktim olmuyor. Açıkçası da pek oynamak istemiyorum çünkü biraz ara vermek istedim Rust'a. Ama gelen güncellemeleri okumak beni heyecanlandırıyor ve oyunun gelişmeleri hakkında bilgi sahibi oluyor ve sizlere de bu oyunla ilgilenen dostlarımız varsa okuyup sizleri bilgilendirmek istiyorum. Zaten yabancı bir güncelleme, sizlere ben bunları açıklayacağım. Başlamadan önce de videoyu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız, çok çok sevinirim. Evet gençler, elektrik çağına geçiyoruz. Ayrıca Rust'ın 5. yılını kutluyoruz ve bu 2018 yılının son dev bloğu, bunu da söyleyelim. Son update'i daha doğrusu. Öncelikle gördüğünüz gibi elektrik çağıyla alakalı buradan bir sürü şeyler var. Elektrik malzemeleri var. İşte switch'ler, lazerler, işte aküler, güneş panelleri, işte ne bileyim butonlar, dünya kadar bataryalar, dünya kadar şeyler var. Burada mesela arkadaşlar şu lazer benim ilgimi çekti. Biz burada çok güzel bence bir trap base yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Mesela abi lazeri koyacaksın, işte adam senin evine geldiği zaman, bir yerden geçtiği zaman, lazerden sonra, lazer geldiği anda altındaki kapak açılacak, bir şey olacak, adam aşağı düşecek, aşağıda kalacak mesela, ölecek ya da hapsedeceksin. Çok trap basic eşyalar geliyor yani, anlayacağınız. Burada bütün eşyalar ne işe yaradıkları falan yazıyor. İşte atıyorum rüzgar gül diyor, 100 enerji üretiyor, 100 enerji çıkışı sağlıyor diyor. İşte blocker diyor, tek bir yerden şey geçiriyor diyor. End switch diyor, akımın nereye gideceğini seçiyorsunuz falan filan. İşte large battery diyor, 100 enerji çıkışı sağlıyor diyor. Ne bileyim, kapı manipülatörü işte kapıya güç veriyor. İşte bir sürü burada şeyler var arkadaşlar. Ve benim gibi elektrikten anlamayan, lise hayatı boyunca elektriği anlamamış, kafası basmamış insanlar için zor olacak abi. Ama umarım oyunda bunu kolaylaştırarak karşımıza çıkartırlar. Gördüğünüz gibi abi kablolarla sistemlere bağlayıp, yani burada Rust şuna, daha doğrusu Facepunch firması şunu hedefliyor. Ben bunu okudum biraz önce. Diyorlar ki biz diyor oyunculara bambaşka bir özgürlük vereceğiz, gerçek anlamda sistemler kurmalarını sağlayacağız diyor. Yani oyun bir anda Matrix'e döndü arkadaşlar oyun yani. Sanki gerçek bir dünyayı kontrol ediyormuşuz gibi. Oyun iyice sapıttı yani, kendinden çıktı. Bildiğin elektrik akımlar devreleri kurarak kendi şeyimizi yapacağız, kendi bileşenlerimizi yapacağız. Düşünseniz abi nasıl trap base'ler, nasıl sistemler kurabileceğinizi. Hani sonu yok bu sistemin, anlatabildim mi? Oyun içinde bir dünya kurabilirsiniz yani. Vallahi çok garip yerlere gidiyor oyun, ne olacağını ben de bilmiyorum. Oyuna yeni bir silah eklendi, M39 diye. Şöyle hatta hemen göstermek istiyorum M39 silahını. Muhtemelen şu silah arkadaşlar, resmini koymamışlar ama bu silahın geleceğini hiç düşünmüyorum. Muhtemelen bu silahı getiriyorlar M39 olarak. Ve bunu işte Bradley tankından vesaire vesaire düşürebilecekmişiz. Yani askeri bir silahmış. Ve evet arkadaşlar, Rust'ın doğum günü. Yarın yani Aralık'ın 11'inde, bakın burada yazıyor, Rust'ın 5. yıl dönümü. Diyor ki bundan diyor 6 yıl önce diyor ben Unity'yi kurduğumda hayalimdeki oyunu yapmak istemiştim diyor. Hayalimdeki hayatta kalma oyunu yapmak istemiştim ve bu kadar ilerleyebileceğim aklıma gelmemişti diyor. Gördüğünüz gibi oyunun ilk hali, oyunun hepimizin oynadığı yani eski oyuncuların oynadığı hali. Ben bu haldeyken oyuna başladım ve çok sevmiştim. Bu hali hala çok seviyorum. Daha sonra gelişti, gelişti, gelişti ve şu an oynadığımız elektrik devrelerine kadar olan yere geldi. Ve burada önemli bir detaydan bahsediyor Facepunch Studios'un kurucusu ve oyunun sahibi Mario Bey.
Diyor ki ben diyor oyunda yapacak şeyler hala bitmedi diyor. Aklımda diyor binlerce fikir, hiç sonu gelmeyecek fikirler var diyor. Ama diyor buna ek olarak da diyor belki önümüzdeki 5 yıl içinde bir başka proje daha gerçekleştirebilirim diyor. Yani Rust benzeri bir başka hayatta kalma oyununu yapabileceğinden bahsediyor. Ve böyle bir şey olursa gerçekten devrim niteliğinde, çağ niteliğinde bir şey olacağını ben düşünüyorum. Okların gidişiyle alakalı birkaç şey var. Çok hızlı çekiyor okları. Sanırım onu ayarlamışlar abi. Bir şey var. Ben tam anlamadım bundan bir şey. Evet, asansörle alakalı birkaç ayarlamalar var arkadaşlar. Bu işte gemide vesaire falan olacakmış. Ama ben diyorum ki arkadaşlar bu asansör biraz daha işlevsel olsa, biz bunu evimize koyabilsek, düşünsenize abi. Her kata merdiven yapmakla uğraşmayıp direkt asansörle istediğimiz kata çıkabileceğimiz, zaten elektrik sistemleri de geliyor biliyorsunuz. Bence çok güzel olabilir. Bunu muhtemelen yapacaklardır abi. Yani ne kadar zamanda olur bilmiyorum ama bunu illaki oyuna getireceklerdir. İç giyimle alakalı birkaç değişiklik var. Bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Kargo gemisiyle alakalı çok önemli, çok acayip bir gelişme var. Yapışkan merdivenleri kargo gemisinin istediğimiz yerine takabileceğiz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Gemiye başka biri çıkmaya çalışırken biz de geminin herhangi bir yerinden, hiç beklemedikleri bir yerinden merdiven yapıştırıp gemiye çıkıp onlardan önce çıkabiliriz, ya da onlara tuzak kurabiliriz, ya da NPC'ler bizi vurmasın diye bambaşka bir yerden gemiye çıkabiliriz. Onun dışında arkadaşlar lootlama ile alakalı birkaç değişiklik var. Son atışı nereye yaptıysa, bakın görüyorsunuz, son atışı hangi tarafa yaptıysa lootlar o tarafa düşecek. Yani benim o hepinizin bildiği klasik base dizaynı artık işe yaramayacak. Hani ben koyuyordum işte, sandığı kırsa bile loot'a erişemiyordu ya adam. O olay artık eskide kaldı. Çünkü en son vuruşu yaptığı yerde loot yere düşmüş oluyor. Onun dışında barge isimli bir tekneyle liman karışım, böyle yüzen liman da diyebiliriz, yüzen iskele diyebiliriz, bir doğum noktası eklemeyi planladıklarını söylüyor. Bu doğum noktası diyor haritanın her tarafına dolaşacak diyor. İnsanlar burada doğacak diyor ve insanlar istediği haritanın, adanın istediği bir yerinden inip şey yapabilecekler. İşte hayatta kalmaya orada başlayabilecekler diyor. Bence güzel olmuş. Herhangi bir yerinde doğmamız bayağı hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Petrol rafinerisi planları var. Şu anda üzerine çalışıyorlar arkadaşlar. Ve bunu ilerleyen zamanlarda oyuna ekleyeceklermiş. Bana kalırsa içinden loot çıkacak. Tekneyle gidilecek. Yani öyle gözüküyor. Ama helikopter pisti vesaire vesaire olduğu için de hani daha efektif şeyler içinde kullanılabilir. Hiçbir fikrim yok. Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ve son olarak yıl biterken, işte bloklarda biterken, bu yılda daha bir şey gelmeyecekken böyle bir maske ortaya çıkartmışlar. Bu maskeye işte tarihçi insanlara adadıklarını falan bahsediyorlar ve bu maskenin nasıl alınacağını ilerleyen zamanlarda bahsedeceklermiş arkadaşlar. Bu maske eğer şeyle alınırsa, dükkanda satılırsa ben bizzat alıp sizler için deneyeceğim. Yok, dükkanda satılmaz, şey yapabilirler arkadaşlar. 5. yılı olduğu için Rust'ın hesapları hediye olarak yollayabilirler. Benim temennim o şekilde, inşallah öyle olur. Ya da herhangi bir şekilde satın alma gerektirmeden oyunda işte bazı alanlardan bularak bunu kullanabiliriz. Ama çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Hatta bunun böyle bir figürünü ya da ne bileyim gerçek maske boyutunda 3 boyutlu yazıcıdan yapıp Rust'ın dükkanına koyup satabilirler bence. Çünkü tam Rust'ı anlatan çok güzel, efektif bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu update de bu kadar arkadaşlar. Bu update ile 2018 yılının Rust hayatına nokta koymuş oluyoruz. Daha fazla güncelleme gelmeyecek bu yıl içinde. Yeni güncelleme 2019 yılının ocağının ilk haftası olacak. Yani bundan yaklaşık tam bir ay sonra gelecek. Umarım sizleri biraz olsun bilgilendirebilmişimdir. Elektrik sistemi benim gerçekten çok ilgimi çekti. Yani yapılabileceklerinin sonu yok. Otomatik kapılar, işte siz önüne geldiğinizde açılacak kapılar, ya da biri lazere bastığında ateşlenecek sistemler, ne bileyim
İşte helikopter geldiğinde ortaya çıkacak taretler ya da yükselen yere giren zeminler falan, böyle hani dünya kadar yapılabilecek şey var. Bunlar acaba FPS'i nasıl etkileyecek? Bunu da çok merak ediyorum. Bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz dostlarım. İzleyip vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada benden Rust videosu bekleyen çok arkadaşım var biliyorum. Rust videoları daha önceden dediğim gibi çektim. Ama montajlamaya vaktim olmuyor. Çünkü 1 saatlik videolar montajı benim en az 2 saatimi alıyor. Montajladım, en kısa sürede kanalda olacak dostlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.